Merhabalar. Bugün bir kitabın tanıtımını yapmak istiyorum. Elimde gördüğünüz kitap James Scott tarafından yazılmış. Türkçe çevirisi ise Akın Emre Pilgir tarafından yapılmış. 2019 yılında da basımı yapılmış. Tarım ve tarih alanında merakı olanlar için bu kitabı önerebilirim. Kitap 7 bölümden oluşmakta olup ben bu kitaptan ilginç bulduğum ilk devletlerin tarımsal ekolojisi kısmından bazı alıntıları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konuşmamın başlığı olarak seçtiğim devletleri tahıl mı yaratır sorusunun yanıtını Scott'un kelimeleriyle size aktarmak istiyorum. Şimdi antik döneme gidecek olursak o dönemde Mezopotamya'da, Mısır'da, İndus Vadisi'nde, Sarıırmak'ta ilk kurulan tarım devletlerine bakıldığında geçim şartları birbiriyle örtüşmektedir denilebilir. Yani hepsi tahıl devletidir. Sonraki dönemlerde ise sulanan topraklarda pirinç ve mısır gibi ürünler ekilse de benzer örüntülerin takip edildiği görülmektedir. Yazar bu tezini oluştururken Lucien Febvre'nin olasılık kavramına atıfta bulunmaktadır. Kısaca hatırlayacak olursak Lucien Febvre'nin olasılık doktrinini şunu söyler orada. İnsanın çevreyle ilişkisini farklı bir şekilde açıklamaya çalışır ve insanı daha yüksek bir seviyeye çıkarır ve onu aktif bir oyuncu olarak kabul eder. Çevrenin fırsatlar sağladığını ve rasyonel hareket eden insanın ise bu olanaklar arasından seçim yaptığını belirtir. Bu da zaten prensibin ana özünü oluşturur. Bir devlette sulanabilir arazilerin bolluğu kentleşme ve ticaretin gelişimine de aslında ön ayak olmuştur denilebilir. Fakat bir devletin büyük ölçekli bir tahıl üretimi yoksa denilmektedir ki devletin ortaya çıkması zorlaşmaktadır. Yazarın sorunun yanıtını ararken yönlendirdiği birkaç soruya bakacak olursak bunlardan birincisi Orta Doğu'da mercimek, nohut ve bezelye gibi baklagiller evcilleştirildiği halde veya kulkas ve soya'nın Çin'de evcilleştirildiği halde neden bu ürünlerin devlet oluşumlarına temel oluşturmadığını sorgular. Tarihsel kaynakları incelediğinde hiçbir zaman mercimek devleti, nohut devleti, kulkas devleti ya da patates devleti ya da yer fıstığı devleti bulunmadığını sorar. Yazar bu sorulara verilebilecek aslında tek tatmin edici yanıtın tahıllarla devlet arasındaki bağın kilit noktasını vergilendirme oluşturduğunu düşünür. Çünkü tahıllar vergilendirmeye en elverişli ürünlerdir. Gözde seçilebilmekte, bölünebilmekte, değer biçilebilmekte, depolanabilmekte, taşınabilmekte ya da tayinlenebilmektedir. Diğer ürünlerden elbette birkaçı da benzer özelliklere sahiptir ama hiçbir ürün tahılların sahip olduğu bu özelliklere sahip değildir demektedir. Yazar vergi toplayanların gözüyle olaya bakıldığında tarla bitkilerinin yerin üzerinde yetişmesi ve az çok aynı zamanlarda olgunlaşması vergi toplamayı arzulayan herkesin işini son derece kolaylaştırdığını düşünür. Ki eğer ordu ya da vergi tahsildarı tam zamanında geldikleri takdirde hasadı tek bir hamlede biçerek ürünlerin tamamına el konulabildiğinin altını çizer. Ayrıca vergi tahakkuk memuru tarlaları toprağın kalitesiyle sınıflandırdığını ve bu topraktan hangi tahılın ortalama ne kadar verim verdiğini önceden hesaplanabildiğini bilir. Devlet görevlileri ekim tekniklerini dayatarak mahsulü ve aynı vergileri artırmaya çalışmışlardır geçmiş dönemlerde. Mezopotamya'da büyük toprak kesetlerinin dağıtılması için tarlaların defalarca sabanla sürülmesi ve bitkilerin daha iyi kök salıp daha fazla besleyici olması için sürekli de tırmıklandığı vurgulanır. Tahılların avantajını
fasulye ve bezelye ile karşılaştırma yaparak veren yazar, fasulye ve bezelye gibi ürünlerin olgunlaştıkça toplanabildiğini, vergi tahsildarlarının erken gelmesi durumunda mahsulün büyük bir kısmının olgunlaşmamış olabileceği veya tam tersi geç gelindiğinde ise vergi mükellefi muhtemelen mahsulün bir kısmını ya da çoğunu saklamış olabilir veya satmış olabilir. Bu yüzdendir ki tahıllar her zaman tercih edilen bir üründür vergilendirme açısından. Diğer yandan hayvancılıkta ihtisaslaşmaya bakacak olursak vergilendirme yönüyle incelediğimiz zaman hayvancılık alanında vergilendirme niyet edenlerin karşısına dağınıklılığı ve hareketliliğiyle bir sorun ortaya çıkmaktaydı. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu'na bakıldığında hayvancılıkla uğraşanları vergilendirmenin oldukça zor olduğu görülmüştü. Onları yılın belli zamanlarında sürünün kuzuladığı ve koyunların yünlerinin kırpıldığı dönemlerde vergilendirmeye çalışmışlardı. Yazar Rudi Lindner'e atıfta bulunarak Osmanlı'nın baş kaldırmayan çiftçilerden gelen öngörülebilir gelire dayalı yerleşik cennet hayalinde göçebe hayvancılığa yer olmadığını söyler. Tarla uğraşmayan insanlar vergilendirme girişimlerini hüsrana uğratan geçinme stratejilerinin ve toplumsal örgütlenme formlarının vücuda gelmiş haliydiler. O dönemlerde Romalılar için barbarı tanımlayan niteliklerden birisi Romalılar gibi tahıl değil süt ürünleriyle et yemeleriydi. Mezopotamyalıların için ise barbar demek amoriler kabul edilemez kişilerdi. Sebebi ise tahılı bilmemeleriydi. Çünkü çiğ et yemekteydiler. Milattan önce 3000'li yılların ortalarına bakıldığı zaman ise alüvyonlu Mezopotamya topraklarındaki kentlerin çoğusunun duvarlarla çevriliyor olduğu bilinir. Dicle ve Fırat arasında sözde Amorilere karşı dikilen duvar Amorileri uzak tutmaktan çok çiftçileri aslında devletin alanında tutmak için yapıldığı tezi sürülür.